İmam bayıldı Arda. Hiç kimse tek başına aratmıyor biliyor musun? Çok ilginç bir şey bu. Bu Sizin enteresan. araman o mu? Öyle. Mesela ne bulacaksın mesela işte. Kısır tarif. Kısır Arda yazıyor. Başka bir <laughs> şey <var> değil. <laughs> Yeminle öyle yazıyor. Yani. Efendim ben şansa inanırım. Şu an şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü Arda Türkmen bizlerle. Böyle hemen senin reklamına referans gösteren bir şeyle giriş gizgahla başladım abi. Evet. Hoş olsun. geldin. Hoş Ayağına duydum. sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ee, yani şöyle söyleyeyim. Mesela bizim her hafta konuklarımız oluyor. Bu arada konuklu formatın ne kadar zor bir şey olduğunu yani sen çok daha iyi evet, bilirsin. Zor aynen. bir dünya. Konağa göre buradaki e, seyircimizin yüzündeki gülümseme, ondan sonra enerjisi, işte ortalıkta dolanan sayısı falan değişiyor. Senin konuk olacağını öğrenir öğrenmez herkes de böyle bir, aa öyle mi? Tamam, aa ne yüksek güzel. enerji. Böyle herkes birbirine gülümsüyor. İyi, güzel, çok güzel program olur falan. Ne bu? Neyin sırrı bu? Biraz çenem düşük herhalde. Yani gittiğim yerlerde çok konuşuyorum diye beni şey seviyorlar. Konuk almayı. Yani yapımcı, programcı tarafı seviyor. Genel olarak diğer sana gelen tezahüratlar da herhalde samimiyet diye düşünüyorum. Yani rahatlık ya. Ben rahat bir adamım. Bak mesela şimdi fark ettim yani biz yayına çıktık. Hiç bakmadım saçım, başım nasıl iyi de, i̇yi çok miyiz? Iyi ha, direkt motordan indim çıktım geldim çünkü yani. Yani hiç yok. Aynen öyle. İyi değil mi? Bir de bence şey de yapmış tamam. olabilirsin. Karşısın Karşındakilere bakıp bakmasam iyi. Yani. <laughs> yani. Yok abi bakayım. Aa iyiymiş ya. Fena değil. Bu böyle değil. çıktıysa tamam. değil. <laughs> evet, bu, bu rahatlıktayım yani gördüğün gibi. Eyvallah. Peki mesela sence samimiyet bizim sektörde öğretilebilir bir duygumudur? mudur? Default mu? yani hani doğuştan ben, mı? Bence değil. Bence değil. Yani şöyle çok enteresan bir şey o. Ben ilk televizyon programı teklifi geldiği zaman işte 14 sene evvel e, bana dediler ki işte çok güzel ekran yüzüm var. Baktım da yani aynada gördüğüm adamdan bir şey anlamıyorum ben. Ekran yüzü harika bir ekran yüzüsün, harika bir ekran yüzüsün falan. E, bunu iki şeye bağladılar. Bir herhalde hani genel ne bileyim boy pozitif proporsiyon ama bir de verdiğin enerjiyle alakalı bir şey bu. Ve ilk sezonumda şunu öğrenmiştim ben. Ekrandan görüp Sevdiğin insanlarla gerçek hayatta tanışma dediler bana. Niye dedim? E çünkü ekranda gördüğünle gerçek hayattaki genellikle aynı, aynı olmaz. Yani hmm. sen çok güleç bir adam bekliyorsundur. Adam ne oysa ki. Evet. Bunu ben de yaşadım etrafındaki insanlardan. Ama mesela işte o senin sorduğun sorunun cevabında da bence hayır. Çünkü o öğretilmiş sahte samimiyet izleyici tarafından çok hmm. net anlaşılıyor. Bence de mesela izleyiciye bir sürü şeyi söyleyebiliriz ama e, karşısındakinin o duygusunu tespit etmek konusunda çok başarılı. Acayip, acayip. Yani i̇çgüdüsel bir şey ama zaten o yani rol yapıp yapmadığını anl anlayıp anlamamak değil bence. O halinden tavrından istemsizce bir yerde bir beyin diyor ki normalde bu prototipteki birisi bunu yapmazdı şimdi yapıyor. Demek ki bu rolmüş diyor. Bence çok istemli bir durum değil. Hissiyatla alakalı durum. Bu mesela sadece şey değil ama iyi insan olmak veya hani çok böyle anlayışlı olmak falan falan değil ya. Mesela ekranlarda çok daha böyle sert zıt böyle ters Hı. karakterli personalar da var. Onlar da bazıları çok yaratılmış o persona yaratılmış o şey için program ve format için izleyici alıyor onu. Diyor ki bundan olmaz diyor hemen geçiyor. Ama bazısı hakikaten yani böyle adam yapısı o yani ve yakışıyor da tarzlı o ve onu verdiği zaman o gerçeklik geçtiği zaman o adam ters, irite edici bile olsa izleyici kabul ediyor. Ya yani o e, tersliğinde samimiyeti var. Gerçek durumda. abi. Yani aslında gerçeklik bu. Yani Nis? gerçek insan. E, samimiyetten. <laughs> daha ötesi gerçek olmak. Yani örnek veriyorum sana. Ben mesela bugünkü program için özel bir hazırlık yapmadım. İşte kuaföre gidip saçımı tarattırıp veya bilmem ne yapmadım. Veya işte böyle inan bana bu sizin programınıza saygısızlık olduğundan değil. Normalim bu normalim. benim. Yani hangi programa gidersem gideyim ha bunu mu giyeyim? Tamam, oldu mu? E oldu filan. Daha, daha güzel, güzel bir şey olabilir miydi? Ya olabilirdi de ne yapalım yani hani mal bu. Yapacak bir şey yok. Böyle gidelim işte. Ee, önemli olan anlatacağın, konuşacağın sohbet, içeriğin yani içerik iyi olsun. Ee, bu gerçeklik geçiyor. Ve kendi yaptığım programlarda da hep bu vardı ilk günden beri. Yani profesyonel mutfakta işte şef ceketi giyersin, önlük takarsın, geri geldiği zaman eldiven takarsın, saç düşmesin, ebone takarsın da. Bunu televizyonda yapmanın bir manası yok. E çünkü bir laboratuvar ortamı yaratmıyorsun. Sen samimi bir ortam yaratıyorsun. Ben dedim ki ya günlük hayatta nasılsam orada da öyle olacağım. Hani salatayı da elimle karıştırıyorum evde. Var mıydı yok muydu? Ben her şeyi kendim yapıyorum. Orada da aynı şekilde yapacağım yani. Profesyonel mutfağında da mı böylesin peki abi? Yok. Normalde hep Profesyon şeflerde orası askeriye gibidir ve orası alt üst ilişkisinin çok net olduğu. Hatta şefler için çok gergin derler ya mutfakta. <laughs> Senin hiçbir zaman ben gergin olduğunu görmedim programlarda tam demin konuştuğumuz şeylerden. Mutfaktaki Arda Türkmen nasıl? Serttir biraz. Yani şöyle mesela bana hep şunu söylediler işte bir aşçılık okulu açmak ister misin dedim ki istemem çünkü televizyondan <laughs> görecek insanlar aa bizde filan orası yani çok disiplinli bir yer olmak zorunda o yüzden çalışmaz. E, profesyonel mutfakta disiplinli olmak zorundasın. zorundasın. E, mutfak demokratik bir yer değil. Bak bunu kabul edelim. Ya mutfak süper monarşik bir yer. Evet. Ve öyle de olmak zorunda. Çünkü burası pas tezgahı. Yani mutfaktan yemeklerin en son halinin çıktığı tezgah. Bu tezgahtan çıktıktan sonra o yemek artık o müessesinin, o şefin namusu. Aynen. Ve arka tarafta birileri işini savsak yapıyor diye sen ya hadi canım güzel yap diyemezsin yani bir kere dersin ikincisinde ya eskiden tekme tokat döverlerdi. Hmm. Şimdi artık öyle dayak mayak şeyleri yok ama yani sevgi ve saygının dengeli olduğu bir otoriter yönetim vardır mutfakta. Ben benim yani çok uzun yıllar çalıştım kendi mutfaklarımda başka yerlerde. Benim üstlerim de öyleydi. İşi öğrendiğim insanlar. Benle beraber çalışanlar da aynı şekilde bana karşı. Her zaman saygılılardı. Ben her zaman özgüvenli, sakin, bazen konuşarak, bazen bakarak e, o mutfaktaki disiplini çok iyi kuran evet. bir adamdım. Öyle olmak zorundasın dediğim gibi. Başka türlü çünkü başka türlü <laughs> dağılıyor olay. Yani. Ya i̇şin içine timingin, doğru zamanlamanın, doğru şeyin girdiği bir işte rica ile minnetle yani başka bir savaşın içindesin ya zaten doğası itibariyle de mümkün değil. Kesinlikle. Yani hani öyle Hı -hı. canım tuzu biraz fazla mı kaçtı acaba hani şey bir e ben Zor sana, şey. Ben sana şurada hemen bir şey yapayım. Demo yapayım. Bu çok yapılmış bir şey değildir. Misal biz mutfaktayız. Atıyorum işte sen soğukçusun. Salatalar, soğuk tabaklar. İşte sen ocakçısın. Tavadaki pişi yemekleri pişiriyorsun. İşte orada başka birisi var. O fırıncı işte fırındaki şeyleri pişiriyor. Ben de e, pas tezgahında dur duran şefim. Ya bir yer şefim yani yönetici benim o anda. Sipariş fişi düştüğü anda ben sadece şunu okuyorum. 2 levrek, 2 bonfile, orta pişmiş, dört tane pizza, biri bilmem neli, biri şunlu, biri bunlu bilmem ne, 2 tane salata, mozarella falan falan ve siz bak bunu dinliyorsun mesela. Yes şef diyorsun ya da tamam şef diyorsun. Bir ben daha tekrarlamıyorum ben. Bitti. Tamam? Ben şu an sipariş Mesela sen mesela. sen ocakçısın. Orta pişmiş bir bir şeyi orta pişirecektim de neydi acaba ha, o? Ha. Onu unuttum. Ha, bu arada o varken elinde zaten bir iş var senin. Sen senin önünde bir 8 önceki. gözlü bir ocak var. Zaten bir sipariş yapıyorsun. Soru bu siparişi aklında tutuyorsun ve etrafındakilerle konuşuyorsun. Ya diyorsun ki mesela atıyorum nedir senin istasyonun? Soğuk istasyon salata çıkaracaksın. Şu Hemen sövüş. göreve hazır söyüş gördün. Sövüş, <laughs> <laughs> <Gördünün. gülüyor> sövüş <laughs> karides. <laughs> karidesli falan salata çıkaracaksın. Sen sen soruyorsun. Salata kaç dakika? 4 dakika diyor mesela. Sen bakıyorsun senin net 4 dakikada çıkmayacak. Biraz yavaşlat diyorsun. Çünkü o masanın bütün siparişi aynı anda çıkmak zorunda. O salatayı hmm. çıkartmış, sen eti çıkartmışsın, pizza çıkmamış. Veya pizza çıkmış, senin daha tava, daha hala yemeğin var tabaklanacak. E o e pizza soğuyor falan. Yani ve bu bir masa sadece. Gün boyu. 250 kuver bir restoran akşam servisinde saat zaten aşağı yukarı buçukla dokuz 9.30 arası bir tane böyle yazar fiş vardır. O Hiç durmaz o zaten. O ses böyle bir yerden sonra gece uykularına girmeye başlar. Ha. Çünkü böyle, böyle arka arkaya sipariş yağar ondan böyle. Bir fiş çıkar. O, o, fiş biter. Fişi yırtarsa öbür fiş çıkar. O fiş biter. Öbür fişle. Servistekilere dersin ki ulan biraz yavaş sipariş alın. Onlar da der ki bütün masalar geldi yemek istiyor. 7.30-9.30 arası restoranın Cehennem saatidir yani. Allah bereket versin <laughs> abi. Abi <Vallahi> abi. <daha, gülüyor> <daha gülüyor> biz de ekmeğimizdeyiz yani. Esnaf adamız yani. Sen <laughs> bu olaydan bu <gülüyor> olay çıkardın. <laughs> <Biraz> olay... <laughs> <laughs> alak... <laughs> <laughs> iyi niye gidiyor bu abi? abi Allah. benim mesela bu noktada e, işlerin karizmatik olduğu ama bence çok klostrofobik de olduğuna inandığım iki meslek var. Biri e, ahçılık, diğeri de mesela ameliyathanede cerrahlar. Hmm. Ya baktığında dışarıdan çok güzel işler. Böyle hani kostümleriyle, prestijli, işte. prestijli söylediğinde hmm. ve başarılı olduğunda global. Ama bir taraftan da deli, deli çıkabilirsin bir süre sonra. Yani hani, Delirirsin zaten. Yani hani sürekli günün belli saatinde bir şeyi kaçırıyor olma hissi zaten zor bir his yani. O, onunla nasıl baş edilir? Şimdi nasıl baş bir kere bak şöyle söyleyeyim sana. Doctor Strange izleyip böyle ben muazzam bir cerrah olup böyle Ferrari'lerle gezeceğim falan, falan hayalini kurup cerrah olmak isteyen veya işte bizim zamanımızda Ellie McBeal izleyip ben harika bir avukat olacağım falan böyle objection falan yapmak isteyen, Hepsi işte sıçta. ne bileyim arka sokaklar izleyip böyle falan Rıza, böyle Baba, olan çatopat, böyle. Rıza Baba falan öyle olmuyor yani bu işler. Bizim mutfak sektörü de öyle. Yani tabii çok şeyler var. Ya yani ben mesela aşçılık okullarına gittim zamanında. Hepsiyle çoğu da ahbabımdır yöneticileri. Ya diyor ki hani bir dönem öyle bir oldu ki diyor 10 öğrencinin 8 tanesi diyor "Arda Türkmen olmak istiyorum." diye geliyordu falan. Ya, yani şimdi iyi bir şey bir yandan sektöre özendiriyor olmak ama acaba sektörün gerçeklerini bilerek mi gidiyorlar diye. Abi bizim işimizde yılbaşın yoktur. Doğum gününün yoktur şahsi olarak Aynen. senin. Daha fenası karının doğum günü yoktur. Evlilik yıl dönümün yoktur. Hiçbir özel günün yoktur. Hiçbir akşamın sana ait değildir. Haftada iki gün üst üste iznin yoktur. Bir gün iznin vardır. Vesaire gibi böyle bir sana şey yapabilirim. Artı günde hiç olmadı, olmadan, yani hiçbir şey söylemeden 8 saat fiziksel olarak ayakta, ayakta. çalışacağın, kapalı, genellikle sıcak evet. ve basık ortamlarda çalıştığın bir yerdir mutfak. 6 metre yüksek tavanlı Deniz manzaralı falan mutfak olmaz. Orası <laughs> restoranın servis kısmı olur. Mutfak biraz daha arka tarafta olur. Ha bu kötü şartlar özellikle öyle değil ama hani bu bir bu bir geri hizmet. Yani o geri hizmetten bir şey ön tarafa çıkıyor ve bir satılmak için. O yüzden en şerefli yer salona verilir tabii. Yani, yani mutfaklar da kötü olmak zorunda değil. Derli topludur ama sıcaktır, kaygandır, yağlıdır, yorucudur streslidir ama gün bir biter. Bu çok şeydir bu da. Yani enteresan bir Stockholm sendromu yaşatır insana. Ben catering yaptığım yıllarda bunu çok e, yaşamıştım. E, geceleri eve geliyordum. Gece dediğimde böyle sabah 2'de 3'de eve geliyordum iş bittikten sonra. Aa, üstümden tır geçmiş gibi. Böyle üstümdekileri çıkartıyordum. Sadece velim yüzümü yıkıyordum. Ve salona gidip bir oturuyordum. ya Yatağa yatmadan önce. Ya, o kadar 15-20 dakika böyle bir endorfin salgılıyor ki vücudum böyle. Diyordum ki ulan ne güzel iş yaptık. 2000 kişilik iş. Şöyle iyi böyle iyi falan. Aa, sahne enerjisi gibi. Aynen. Gibi aynen öyle. Sonra birden o bir geçiyor bir uyuyorsun. Böyle sabah kalkıyorsun sırt bel boyun her yanın ağrımış. Çünkü o sabah saat 8'de başlamışsın. Gece 2.30'da 3'de bitmiş. Hiç durmayan böyle 2000 kişilik davet yapmışsın. Kurulum o bu falan. Deli deli işler yani. Bir şey diyeceğim mesela işin işletmecilik tarafında da varsın. Mutfak tarafında da varsın. İşte televizyonculuk tarafında da varsın. En zoru mutfak tarafı zor. Ya şöyle söyleyeyim sana. Aslında mutfak limitli ve kısıtlı bir e, operasyon. İşletme onu kapsayan bir operasyon. O yüzden e, ben hep şunu söylemişimdir. Daha doğrusu yani yemek yapmayı çok seviyor olabilirsin, çok iyi yemek yapıyor olabilirsin ama bu seni iyi bir aşçı yapmaz. İyi bir aşçı olabilirsin ama bu seni iyi bir kısım şefi yapmaz. İyi bir kısım şefi olabilirsin ama bu seni iyi bir eksekütif şef yani yönetici evet. şef yapmaz. Çok iyi bir yönetici şef olabilirsin mutfağını yöneten ama bu seni iyi bir restoran sahibi, şef owner dedikleri hem dükkanın sahibi hem kendi mutfağının sahibi yapmaz. Çünkü bunların hepsi üstüne Farklı farklı sorumluluklar ve e, görev tanımları e, eklenerek gelen şeyler. Bütün bunların aslında baktığı zaman tabii ki müesseseyi A'dan Z'ye yönetmek çok zor bir iş. Hem mutfakla ilgileneceksin hem salon servisle ilgileneceksin. <laughs> Mutfağa bir çizgi çek kapısına. Gerisi başka bir dünya, ötesi başka, başka bir, bir dünya. dünya. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra benim hayatıma televizyon girdiği için ya yani televizyon daha sonrasında girdiği için benim için daha kolay. Çünkü ya günde hiç durmadan 10 saat ayakta çalışan bir adama şimdi sen iki bölüm üst üste çekiyoruz diyorsun. Tamam diyorum ben yani. Hani bu yaşta da tamam diyorum. Biz, biz Ramazan çekiyoruz. Allah seni inandırsın. Günde 4 bölüm çektiğimiz oluyor yani. Ramazanda günde 4 bölüm. Çok zor iş evet. ya abi. O yüzden yani fiziksel yorgunlukta mutfak gerçekten ağır bir iştir. <laughs> ya yani yapmak isteyen herkesin o e, bilmesinde fayda var. Hep şey derlerdi çünkü mesela ben catering yaptım ya. Şimdi sizin bu bu stüdyonun hemen karşı binası Evet, ya yani bir söylesene mi? mi söyleyeyim sonra Söyle mı söyleyeyim. söyle Ya yani şu an bulunduğumuz yerin şu bina, sizin binanız şurada çekim yapıyoruz. Bunlardan yol geçiyor. Karşısındaki bina bu bina. Burası benim catering mutfağım. 2003 yılında Roka'yı ben burada kurdum. Şurada ya, yani, sizin tam karşınızda. İlk kişinin karşı karşıya dükkanındayız. Aynen. İnşallah bundan 20 sene sonra da benim de restoranlarım, programlarım devam edecek. <laughs> Çünkü burası uğurlu bir coğrafya. 20'ye 20 kalma, 20'ye kalma. <laughs> 20'ye kalırsan 20'de 60 yaşına geleceksin. Evet, 60'tan evet. sonra saadet ne olacak? Boşver daha böyle doktorlar gibi böyle. 45, 45 45'ten <laughs> sonra falan böyle hani hızlı operasyon. Bu bina benim eski karşısındaki yerim. Ve ben burada çalışmaya başladım. Gözümü burada açtım. Bütün her türlü şeyi burada yaptım. Ee, yorulmak nedir bilmeden çalışıyorduk o dönemlerde ve o gün bugün de böyle geldi yani. Benim abi şöyle bir şey var. Evet işi gücü biraz bir kenara bırakıp biraz daha senin hayatınla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Ne soracaksın Arda'ya? Soracağım ne? abi. İşi gücü bırakıp ne soracağım, soracağım abi? Yani. Biliyorsun abi NASA UFO'yu kabul etti. Bugün oldu Ben, Ben yani daha yeni. Ben bebek sallıyordum onlar kabul ettiğinde. E, senin e, hayatından veriyorum. bir şey soracağım deyip NASA sormak sence senin hayatından bir şey sormak. Hayır ama düşüncesiyle. Ha onu sor. Bir acaba. <gülüyor> <abi>? <gülüyor> 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 UFO'lara iman. <gülüyor> <gülüyor> ne yani hani bu ne? UFO'yu kabul etti abi biliyorsun. UFO'lara Böyle bir dünyaya tanıtma turu olsa, Türk yemeği olarak Ufoya neyi ikram ederdin? İşe döndün şimdi, iyi topladım. Evet. Tebrik ederim, Ama... hiç beklemiyordum. Ya mesela nereye götürürsün? filan desen sen yapacaksın abi. Bir şöyle efendim hoş geldiniz. This is Turkey. Böyle bir Şöyle söyleyeceğim işte. <laughs> ben buna bir yani yarı şey yarı ciddi bir cevap vereyim. Abi çok enteresan bir coğrafya Türkiye. Kuzey, güney, doğu, batı her yerde acayip yemek yiyorsun farklı. Yani mesela kuzey tarafa gidiyorsun. İşte hamsiyle her şeyi yapıyorlar. Turşusunu, reçelini, osunu, busunu bilmem ne. Hamsi ya zaten bildiğim balık yani küçük. Büyük balığın besini yani o aslında. O kadar çok şey yapıyorlar ki orası farklı. Ege tarafına gidiyorsun ya hiç duymamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ee, mübadele yıllarından kalan şey bu. Dolmalık biberin çekirdeğinden, İçindeki. dolmalık ya. biberin çekirdeğinden zeytinyağlı yemek yapılıyormuş. Allah Allah tabii. yemedim valla. Yemezsin çünkü... Yani dedim ya yok. Nereden bileceğim? Yöne. Yöne. <gülüyor> <gülüyor> yani, yokluk Yemezsin yani. tabii. <laughs> et, güneye, güneydoğuya gidiyorsun kebap, et vesaire vesaire küçük baş hayvan. Doğuya gidiyorsun yani bana e, bundan herhalde 7-8 sene kadar evvel Turizm Bakanlığı dedi ki işte biz bir Türkiye'yi tanıtan bir şey yapıyoruz. İşte yurt dışından böyle 5-6 kişi getireceğiz. Onları İstanbul'da bir gün gezdir. Dedim ki ulan bunlar ne anlayacaklar bir günde İstanbul'da? Bir de ne görecekler evet, yani? Bunu yerine götürelim. Ben bunlara 4 günlük bir tur planladım. Aynen bu dediğim gibi. Böyle her yere gidilecek. Üçüncü gün herkes şeyi attı. Yani sigortalar attı herkese. Çünkü bu kadar yemeğe dayanamadılar yani. Adam diyor ki ya şimdi ben diyor yazı yazacağım. Türkiye'nin Authentical Food'u budur diyeceğim diyor. Yok ki diyor. Yok. Hepsi diyor yani hepsi. O yüzden tek bir şey getiremez. Ama hani uzaylılara UFO'yu alıp şöyle bir 3 gün 4 gün dolaştırsam ama diyorsun. <laughs> ya şey gezersin. <laughs> abi UFO'ya güzel bir kebap yediririm. Değil mi? Bence yemeli. <laughs> ama böyle iyi bir kebap yani. Öyle şey değil. Urna durumdan bahsetmiyorum. Adana'nın Adana'da da soracak. Adana'da da mesela böyle ben Adana'ya gittiğimde şey için yani restorana kebap öğreneyim diye gittiğimde bir günde 11 kebapçı yaptım. Sabahtan <laughs> akşama kadar hiç durmadan böyle şey gibi hani bir bara uğrayıp bir tek atarsın ya böyle selamünaleyküm aleyküm, abi, Bir kıyma hop tık tık tık. Aa iyiymiş bu ya bilmem ne fazla filan. Hesap hop oradan kalk öbür tarafa. Aynı e, gün mü yapıyorsun? Aynı sonra? gün aynı gün. Sabahı akşamı 11. Lo lokasyonda yedik. Hepsi birbirinden farklıydı. Mesela orada da damak tadını bulman evet, lazım. Çok değişik ya, bu Ben, da, ben Mesela güzel bir iştah kebap yedirirdim yani Adana'da. Ha. Böyle yağlı böyle güzel. Adana'nın yağlı <laughs> ekmeğini sıracağım. ben böylesini yemedim. Yememiştir. <gülüyor> <gülüyor> Yememiştir abi onlar orada. Bunu burada yiyeceğim diye döndüğünde. <laughs> <be>. Ha <abi, gülüyor> döndüğünde. <bana. gülüyor> Abi hiç böyle arada pisleşesin gelmiyor mu ya? Böyle bir Hatay usulü tavuk döner yiyeyim, Bir zorunda dürüm yiyeyim. Var mı senin böyle? Var. Ben öyle yiyeyim. Tam onu zaten. soracağım yani. Ya bir, bir, kere bana şey yazıyorlar insanlar. Çok garibime gidiyor yani filan falan. O Arda Bey siz bunu yer miydiniz falan falan. <laughs> 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 ha beni acaba böyle sürekli böyle Avusturya'da böyle vals yaparken falan mı hayal ediyorlar diye düşünüyorum. Ben çünkü gayet öyle beslenirim. Yani bütün çocukluğum işte sarı yerden Evden çık, Karaköy'e okula git, okulda sabahları poğaça domates çorbası, çoko prens çay, e, dido ayran filan böyle hani böyle değişik şeyler <laughs> benim. Dido ayran. Dido <laughs> ayran, <laughs> çikolatayla <gülüyor> ayran. Tabii tatlıyla tuzlu çok iyi gider yan yana yani. Bu adam da böyle bir bir anda vücut bulmadı değil <laughs> yani. Öğrenciliği var, yokluğu var, tokluğu var yani onun. Dido'yla ayran yemeyen bizden de. Dido vardı ama abesinden. Böyle Dido'yla ile ile ayran kültürü Şimdi daha böyle kalın didolar. Eski didolar vardı arkadaşlar. <laughs> <Yani, gülüyor> e, ben ben çok gayet o dediğin türde yemek yerim. Yani hiç şey yapmam. Böyle süper sofistike yemekler peşinde koşmam. Zaten lezzetli olan bir şey nerede olursa olsun kendini bir karşılık buluyor. Hiç öyle yani. Tavuk döner de yerim. Medyede yerim, yeter ki düzgün olsun yerim. E, mesela şöyle söyleyeyim sana, bugün biz Perşembe çekiyoruz. Ben Salı günü Lüleburgaz'a gittim. Hmm. Arabaya bindim, dört arkadaşım Lüleburgaz'a gittik, yemek yedik, geri döndük. İşte bu da keyif. Ha. Ha. Benim Haya, çok Köfte ha. yedim, köfte pirzola. E çünkü Trakya'nın eti çok güzel. Bir de şimdi tam mevsimi yani baktığın zaman böyle tam böyle yani kuzu zamanı ee, ve acayip lezzetli yedik döndük. Bugün de size gelmeden önce de şey yazıyorlardı. Önümüzdeki haftada sabahtan binip hemen e, İzmir'e gidip bir şey mi yesek böyle atom kokoreç, içi böyle boğazlık, uykuluk dolgulu sarma kokoreç. Ee, bu kimlerle gidiyorsun abi? Hangi sektör <laughs> gidiyorsun ee, Benim hiç öyle arkadaşım yok. Pardon, bizde çok homini gırtlak var ya. Ha. Yani biz biz evet yani doğal olarak yemekçi şey... yemekçi eş dost çok yani. Balina yok onlar değil. O balina başka. yemek. Balina mı ben... Kaçırdım orayı. <laughs> ya şimdi şöyle. Kıyıya vurmuş Abi, bir balina vardı. Ay, o yok. Şey Bak ben gitmesin. size söyleyeyim şu an böyle alttaki yorumlarda linçler başladı filan Böyle hayvan herif balina mı yemiş falan. Balina yenir mi diye. Niye yenmezsin ben anlamadım. Şimdi şöyle anlatayım size. Ben yine anlatayım da siz aşağıda yine linçlemeye devam edebilirsiniz. Dünyanın her coğrafyasında insanoğlu bir kendi gıda zincirinin içerisinde dahil olan o bölgede var olan şeyi yiyor. Bizim Türkiye'de ağırlıklı olarak hayvansal protein Göçebe bir toplum olduğumuz için küçük baş kuzulardan evet. yani kuzu ağırlıklı olarak o Hı. ve büyük baş Kümes hayvancılığı da var ama bu üç temel şey üzerine geçiyor çünkü bu coğrafyada o yaşıyor. Ama mesela Tayland'da bu yok mesela anladın mı? Ha. Tayland'da kuzu tamam. yok mesela, tavuk var ama bizdeki gibi değil böyle ince bacaklı orijinal yani. Hani Rocky filmindeki yani Rocky'nin sürekli koşup yakalayamadığı tavuk, orijinal Allah tavuk. Allah Allah. Tabi tabi. Timsah yiyorlar, çekirge yiyorlar, ha. örümcek yiyorlar. Efeme söyleyeyim kangurusu var. Kanguru o, yiyorlar. Yarasa yara şey. yiyorlar. Yarasa yiyorlar filan. Yiyorlar yani. Değil mi? Yani ben de Svalbard diye bir adaya gittim. Ee, buradan İstanbul'dan Oslo'ya uçakla 3 saat uçuş yapıyorsun. Sonra Oslo'dan bir daha uçağa biniyorsun. Bak Oslo'dan 3,5 saat daha kuzeye uçuyorsun. Yani dünya Bayağı bitiyor yani. Bitti. Tabii. Dünyadaki yaşanan 82 enlemdeki en e, tek yaşanabilen insanın yaşayabildiği noktaya gidiyorsun. Oranın adı Svalbard diye bir ada. ada. Ada Norveç hükümetine bağlı ama adanın yarısı Rus bir şirket tarafından işletiliyor. Tuhaf. Adaya herkes gidebiliyor bu arada. Gittikten Gide sonra istediğin işte, gibi yaşıyorsun. Vize yok. Ya kendini atarsan orada yaşarsın. Ama orada yaşar mısın bilmiyorum. Sürekli buz çünkü yani. Ölüyorsun gömemiyorlar buz çünkü. Denize bırakıyorlar. Falan. Böyle bir yer. İşte oralarda böyle bir şey yaptık. Akşamleyin yemeğe oturduk. Ne yiyeceğiz dedik. Dediler ki balina. Dedik ki ulan niye balina yiyoruz yani? Evet. De balina burger bir de yani. Anlattılar. Yani dediler ki buranın ki balina adeti da hani budur. Bizdeki gibi yedi kişi dalınan bir şey midir? 7 hisseli falan. Şöyle abi çok güzel, süper bir soru. Balinanın neresini yiyeceğiz bir de? Süper bir soru. Bilmiyorum neresini, neresi. <laughs> yani bu arada yemeyin yani. Çok öyle mübah bir et değil ya. Yani yoklukta yiyorsun. Hikaye şu. Güzel bir tespit bu. Endüstriyel devrimle beraber, endüstriyel devrimden önce o bölgede yaşayan halk her sene toplanırlarmış ve ava çıkarlarmış. Bir tane balina yakalarlarmış denizden ve bütün halk o balinayı bölüşüp bütün kışı onunla geçirirlermiş sonra da dua ederlermiş balinaya. Aa, biz kurban bayramı. Aynen bir tane. Bir tane oldu? balina yani koca denizden bir tane balina alırlarmış. Fakat endüstriyel devrimle beraber orası keşfedilip o ada e, madencilikte kullanılmaya başladı an itibariyle tabii ki balıkçılar ve buradan paraya döndürmek isteyenler çünkü balina yağı ac acayip bir şey yakıtı, e, gaz yağı evet. gibi yakıt <laughs> ve büyük katliam yapmışlar ya yani onun fotoğrafları filan var korkunç yani. E tabi denizde balık bırakmamışlar. Bu bütün bunlar tekrardan yasaklandıktan sonra hala bölgede yaşayan lokal yerel halkın e, hükümet tarafından verilmiş bildiğim kadarıyla bir izni var. Yine bir tane balina yakalayabiliyorlar. <laughs> Yakalıyorlar onu ve tamamen kendi ritüelleri doğrultusunda bir tane balina'yı. Kış boyunca paylaşıyorlar ve yiyorlar. Bize de o denk geldi yani. Yani çok da matah bir şey değil. Ha, diyor değil yani. yani ama ben şöyle yani insanlar bana şunu diyor böyle ben yani balina yemiş hayvan herif falan böyle. Yani ben mesela şöyle diyorum bugün balina yemem lazım. Şey, dört <laughs> arkadaş <laughs> sabah, sabah uyandık bir <laughs> gidelim balina yemeyelim. <laughs> <laughs> <Muleburgaz> mı <laughs> şey mi? Abi işte Helsinki'ye gittik <laughs> Finlandiya seyahatimizde uçaktan. Ya şey gibi uçaktan indiği balina şey var mı? Ayı var mı? <laughs> ya şey dedim ben uçaktan indikten sonra hakikaten filan. Dedim ayı restoranları açık mı dedim. Böyle herkes bana baktı nasıl ayı restoranı filan. Dedim abi burada ayı yiyorlar. Nasıl ayı yiyorlar filan? hani abi ayı var burada geyik var. Hani kuzu yok yani bu var. Yani kuzu da vardır da bu ayı var yani. İşte ayı yenir mi bilmem ne filan falan. Dedim Vallahi hani neresi var açık dediler ki işte ayıcı var. <laughs> ayıcı. Gittik. Yedik abi. Ayı burada ha, yiyecek. Yedik. <laughs> çok lezzetliydi güzeldi. Ama Ayın neti. Evet evet güzel ama şey gibi yapıyorlar böyle böyle tencerenin içinde uzun pişen böyle yanına yemişlerle e kaslı falan. Kafile değil mi? Uzun evet, pişmesi evet, gerek. Yahni gibi bir şey Yahni mi? gibi yapıyorlar. Muhabbete bak ya. Yemin aynı ediyorum tam bir, Bir de bir de ben size bir şey söyleyeyim. Videonun başına falan böyle bir güzel <laughs> manşet patlattınız mı of inanılmaz böyle. Ayı yedim Allah dedim <laughs> bu yani bu yemek konusu şu. Yani bir yere gidiyorum. O gittiğim yerde herkes ne yiyorsa ben de onu yiyorum. Yani mesela işte Şili'ye gittik. Şili'de guanaco diye bir hayvan var. Yani bir tür lama. Ha. Lama yani. Abi restorana girdik oturduk. Böyle trekking yapmışız. Hayvan gibi gebermişiz yani. 20 günde 200, 200, 2, 220 kilometre yol yürümüşüz. Bitmişim yani. Oturdum. Dedik ki ne var burada yiyecek? Dediler ki King Crab var. Alaska dondurulmuş. Ne yapayım dedim. Başka dediler bir de guanaco var filan. Guanaco. Baktım herkes yiyor abi. Yani dedik ki tamam biz de yiyelim o zaman yani. Yedik. Ama işte hani şey gibi oluyor böyle. Sanki ben böyle yattım böyle. Çat vurdum hayvanı filan. Derisini. Şuraya Yıktım böyle. Böyle <laughs> Öyle bir şey yok be abi. Halk da şaşırıyor değil mi? Örümcek yedin mesela. Yani. Örümcek yedin mi? Yedim. Çünkü Tayland şeyde Kamboçya'da bir yere gittik. Böyle girdik böyle bir kasaba gibi bir yer girdik böyle bir kocaman bir heykel var. Kocaman bir örümcek var böyle heykelin üstünde falan. Ulan dedim hiç hayra alamet değil bu. Abi içeriye bir girdik. Herkesin üstünde böyle örümcek var. Broş gibi yani mesela hani kolye takıyorsun ya burada örümcek var yürüyor tutuyor buraya koyuyor falan. Dişlerini herhalde zehrini falan canlı. almışsın. Canlı canlı tabii tabii. Ha. Bütün pazar yeri örümcek. Her yer. Her yer yani. Hani leğende örümcek satıyor. Aa ben hani, hiç bilmiyordum. Hani, önce. Çok bayılarak yemedim yani. yani. Dediler ki örümcek yiyeceğiz. Dedim ver bir kıt bir çıt şöyle. Ve, cips gibi e, mi oluyor? Çıt. Ne oluyor? Yani, yani hani yani, kuru yemiş alırsın cebine koyarsın yürürsün ya onda da örümcek yani. <laughs> <laughs> <Abi>, açık söyleyeyim <laughs> sana. Yani be. açık söyleyeyim sana. Yani işte örümceğiydi, o suydu, bu suydu falan ya. falan. Yani abi, bir kuzu bir varken hiçbirini yemezsin. Yani öyle Orada da adamlar mecbur oldukları için onu yiyorlar çünkü o var yani orada. Çekirge e, yiyorlar canım. yani yer misin çekirge? Ya bu besin zincirinin devam edebilmesi için zaten gerekli şey ya hani nasıl sirkülasyon sağlanacak yoksa bir... Ya Aslında biraz insan insanoğlunun fazla e, gaddarlığı ve vahşeti. Her şeyi yemeye çalışıyoruz yani biz böyle hani her şey. Senin yemem dediğin bir şey var mı? Yok ya. Hiç yani öyle yani o, bunu bir daha asla bir daha tatmam dediğin mesela. Daha yiyip sonra. de sevmediğin hmm. bir şey yani bir dönem böyle bazı yarışmalarda hürlük falan yapmıştım. Orada yarışmacı arkadaşların yaptığı bazı yemekleçi öyle <laughs> duygular besledim yani. Hani bir gün bir şey hatırlıyorum. Bir çocuğa şey dedim böyle yedim dedim ki ya Abi dedim bu ağız eziyeti yani gerçekten bu büyük eziyet yani. Ya, ya yemek bunu yemek büyük eziyet dedim ya bu kadar kötü olabilir mi? Ya? içine ne koydun abi sen bunu falan diye. Öyle şeyim var ama yani genel olarak onu yemem bunu yemem. Yani bamyanın çorbasının içerim de bamya yemeğine bayılmam yani. Hani bir ömrü yemesem aramam bamya yemeği. Yani. Bizim millet yemeğe yetenekli bir millet. Acayip. Midir? Eli yatkın Üf. denir ya Hop. öyle bir millet mi? Abi şöyle düşün yani şimdi mesela kebapçılar veya böyle Anadolu'ya gittiğin zaman çok erkek Eli yatkın böyle çat 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 keser, biçer, yapar, zırhlar, doğrar, şişler, pişirir, ayıklar, yapar, eder. Oradan çıkarsın eve gidersin. Evde anneler acayip böyle yani mesela işte parmağıyla incecik içli köfteyi açar. Böyle sicim gibi doldurur. Bir yersin, geberirsin zevkten falan. Aynı. Çok yetenekliyiz. Yani yapmaya da yetenekliyiz. Yemeğe de çok hevesliyiz. Yemeği de seven bir milletiz evet. yani. Bizim bak Türkiye'de 7 yaşında bir çocuğun <laughs> bile damağını kandıramazsın abi kandıramazsın yani Ya yani misal veriyorum sana. Bir yani Norveçli 7 yaşında bir çocuğun bir gustosu yoktur ama Türkiye'de her, her nerede olursa olsun 7 yaşında bir çocuk yemeği bilir abi. Bilir ha. yani. Domatesin ne olduğunu bilir. Ya yani var benim işte benim yapımcımın oğlu bir gün bana şey dedi. 8 yaşındaydı, 9 yaşındaydı. Şimdi 15 yaşında. Arda dedi de efendim dedi. Bir ahtapot yapsan diyelim dedi. Lan dedim ahtapot ne lan? Sekiz sen, yaşında. Sen dedim köfte patates. Ne köfte onu patatesi dedi. Ahtapot yap da yiyelim dedi yani. Çek gitten ya. şuradan canımı sıkma. <laughs> <laughs> Yapımcının oğlu olmasın. Yapımcının oğlu olmasın. Gider <laughs> <dedi>. Ahtopot. Ahtapot. <laughs> şey yani ahtapot. Evet. Kaç kişi sırada bekliyor lan benim hücum. <laughs> Yemek konusunda abi sunumda şov gerekli mi ya? İlla bir ateş yakalım başında dans K, edelim. Bir şey yapalım. Yani. İlla gerek var mı buna? <laughs> Bence yok. Yani zaten çoğu da gereksiz yani. Ya yani şöyle söyleyeyim sana. Yani gördüğümüz en büyük şov kasaptaki kuzunun poposuna karanfil koymakta. O da hani böyle öyle. gayri ahlaki böyle görüntü falan hoş değil böyle. Yani oraya bir Saklamak karanfil için. koyalım. Hani toto gözükmesin gibiydi. Şimdi yani bir Hırsına <laughs> <Uzun> geçmediği <laughs> için yani böyle. her şey yapılıyor. Ben sevmiyorum Şimdi Doğru da bulmuyorum. Ama maalesef şu telefondan insanlar böyle sürekli... O bir değil şey... mi gerekçe ya aslında? Kimsenin de bu kadar şey olacağı yok da Bu telefonla çekme, işte Instagram'dır, TikTok'tur bilmem nedir. Onun e, birbirine entegre olma hali mi acaba? Şimdi yani aslında bakarsan ben mesela içeriğin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bir sürü insan içeriğin önemsiz olduğu videoları izlemeyi tercih ediyor. Daha böyle hani gündelik işte işten eve dönerken serviste izle, tuvalete girdiğinde izle, akşam televizyonda işte Survivor izlerken reklam arasında izle filan gibi gibi böyle öyle içerikler izliyorlar. Onun dışında öyle içerikler de çok izlendiği için kötü örnekte örnek oluyor günün sonunda. Yani işte konuştuğumuz şey. Televizyon kanallarında bir tane böyle tuhaf bir program tutuyor. Bütün kanallar aynı prototipte aynısını yapmaya başlıyorlar. İyi bir şey mi? İyi, Aa izleniyor izleniyor. Devam yani. Bana da öyle demişlerdi. Böyle. Youtube'da çok yükselmek istiyorsan falanca ile filanca ile video çek. Hadi dedim ki ben boğarım o çocukları yani. Gerek yok hiç. Ben kendi bildiğim işi şey yapmaya devam edeyim. Tabii ki belli bir şov olacak. Yani örnek veriyorum. Onu daha e, cazip hale getirmek için. Daha insanların ağzını sulandıracak veya birazcık daha oraya ilgi gösterecek şey olması lazım. Ama sen kalkıp da bunu tamamen amacı dışında saçma sapan bir yere çevirirsen e o artık hani bunun sonu yok. Yani Ya yani sirke çeviriyoruz o zaman. Yani hani hiç ye yemekle bağı o kadar kopuk bir gösteri. Sörk de gibi takılıyor ortam. Bir bakıyorum oradan döne döne gelen garson. Oradan ateş atan ejderhası. Öbür taraftan servis arabasını atıyor. Oradan tutuyor. Bu burada kırıyor. E Ağzına bıçakla et veriyor ya. Böyle bir şey olabilir <laughs> Hayır, mi? Görüntü ama çok saçma. Bunu, bak gibi. Bunun, bunun mesela şusu vardı eskiden mesela. Balık lokantasına gidiyorsun. Tuzda balık söylüyorsun. Zaten bir saat bekliyorsun. Bir saat sonra geliyor böyle. Yakıyorlar. Çünkü tuzda pişmiş ya böyle yanıyor. Tak 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 kırıyorlar. Balığı çıkarıyorlar içinden filan servis ediyorlar. Sen de seyrediyorsun şimdi. Bu bir ne diyeyim ritüel. Bir tören ve bir mantığı var. Ama onlarca baklava ustasının 10 yaşından beri o tezgahta çalışıp 30 senesini 40 senesini o tezgaha vermiş adamın 24 saat esasıyla çalışıp üstünü çıtır çıtır yapmak için göz nuru gibi açtığı o baklavayı sen alıp ters çevirip ortasından açıp dondurmayı bilmem ne yapıp üstüne kış bastırıp kesip at filan. Öyle bir de en son şey ses veriyor. Çıkı 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 çık 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 çık. Lan onu niye? Şanzı, baklavacı zaten şey diyor bana. Diyor ki abi Allah aşkına söyle de yapmasınlar diyor. Allah aşkına diyor Allah aşkına diyor. Geçen Lan beni dinleyecekler mi sanki? Yani? <gülüyor> 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 tamam yapmayın yani, abi. Arda da kızıyor. Hayır yani gerek yok bak gerek yok. Zaten o baklava kendi haliyle Nefis bir ürün tamam mı? Yani e, havuç dilim baklava, baklava 40 kattır tamam mı? 25 kat aşağıda alt tarafında vardır. Arada e, Anteplilerin kuş boku dedikleri üstün kalite bir e, fıstık vardır. Hmm. Üstünde de aşağı yukarı bir 15-20 kat civarında da üst katmanı vardır. Alt katmandakiler kırık birazcık daha şey olan yufkadan. Üst hmm. katmandakiler mükemmel yufkadan yapılır. Yağlanır Fırınlanır sürekli döne döne çıkarttıktan sonra sıcak şerbet verilir derecesi ayarlanan. Dibi tutmasın ağırlaşmasın diye de çok kontrol edilir. Ya çok mü mükemmel bir bak Fransız makaron yerine baklavayı bulmuş olsaydı şu an yani o Şöyle söyleyeyim bir baklava cumhuriyeti daha kurmuşlardı Fransa cumhuriyetinin hmm. yanında. Bizde bu var. Biz canını ot tıkmaya bayılıyoruz evet. ya. Yani. Ya da işte dediğin gibi et şovları falan böyle. Tamam abi çok güzel kesiyorsun. Yıllardır öğrendim. <laughs> Geçen gün işte Gerek birinin yanından yani. geçiyoruz. İçeride dedim kabile mi var ya? Böyle tam da da tam da da tam da da böyle tam tam şamyan bir ateş geliyor bir anda. Öyle ya birini kurban ediyorlar tanrılara. Yani öyle bir ritüel. Dedim ki bu neresinde var yani? Bir baktım şeyleri tabakları bu şey o orada testi kebabını kıracakmış da öncesinde müzik yapılıyor filan. İyice hmm. geriye döndük yani hani tanrılar kurban istiyor orada geldi herhalde. Yakında yani. bir okatarak vuracaklar. Tabii. Aç abi ağzını çıtaks koydum <laughs> ağzından. Gözünden çıksın olsun. Diye. <laughs> MasterChef hakkında ne düşünüyorsun abi? Var güzel program. Yani düzenli olarak çok takip etmiyorum. Sürekli de senin de haberin çıkıyor. Jüriye girdi, giriyor. Ha girdi, ha çıktı, o çıktı, <laughs> bu girdi. Seçmelerde. <laughs> Takip etmiyorsun ama ya şöyle, takip etmiyor değilim. Yani düzenli olarak takip ettiğim bir televizyon dizisi bir şey yok. Kendi programımı da takip, takip etmiyorum. etmiyorum. Denk geldiğim zaman izliyorum. Jüridekiler sevdiğim arkadaşlarım. Gastronomi için iyi bir şeyler oluyor orada. Yani daha büyük bir farkındalık oluyor. Bakma. İnsanlar aslında şöyle bak, bu tip şovlardan, bu tip yarışma programlarında insanlar şey bekliyor yani böyle. Sanatçılar toplumun önündedir. Siz örnek olmalısınız. İşte bilmem ya o bir o bir televizyon programı tamam o bir yarışma programı. içinde show var, eğlence var, biraz reality var, draması e, var. Kendisi. Var yani anladın mı? Gerçeği var. Televizyon dünyasının böyle hafif her şeyi var yani bu bu bir programın içerisinde. Ve hayat gibi yani her zaman atıyorum adil değil herkese karşı. Sen daha iyisin ama sen hızlı yaptın. Yani MasterChef'ten önce ben Berfırını diye bir yarışma yapıyordum. 2 Arkadaş finale kaldı. Bir tanesi çok yetenekli bir kadın, bir tanesi de çok kabiliyetli bir genç bir arkadaş. Ee, süre belli. Kadın dedi ki ben su böreği yapacağım. Dedim ki yapmayın. Evet. Yapmayın. Yapamazsınız. Hayır yapacağım. Küçük tepsi yapacağım. ya yani Dedim ki ben size söyleyeyim bak. Başka bir şey yapın. Bu yarışmayı siz kazanırsınız. Bunu da kazanamazsın dedim. Yaptı kaybetti. Öbür arkadaş kazandı. O da yetenekli bir arkadaştı. Adil mi? Abi o kazandı işte yani hani. Bu ondan alıp ona vermedim ki. O biri yaptı, biri yapamadı yani. Bu yarışmalar hep öyle, MasterChef de öyle. E çok insanların özenliği bir yarışma. E güzel bir içerik, çok para harcanan bir iş. Acunu da tanıdığım için yaptığı işin A'dan Z'ye arkasında duran, e, gündüz i̇yi kuşaklarında, produküsü. gündüz kuşaklarında e acayip iyi slotlar açan, programı sürekli destekleyen e yani jüriler de yıllar içerisinde birbiriyle iyi anlaştılar, iyi götürüyorlar. E, sektörden tanıdığım arkadaşlarım. Bence başarılı bir program yani. Ha benim haberim habire çıkıyor. Ha evet. yani öyle bakıyoruz işte öyle. ne yapayım. Çok Hatta güzel. parada da anlaşmışız yani. Parada anlaştık. E 2022'de başlamışsın öyle diyor zaten. E, 2022'de... E, 2022'de çekildi bitti. Evet. evet tamam. Bir sezon. Şey <laughs> Şeyi çok merak ediyorum abi. Tabii ki hani bu işin üzerine kaç yılınızı vermişsiniz. Evet ama arka arkaya 10 tane benzer yemek mantı yapıyorlar. O Tadın farkı o arada bir şey oluyor mu dilin ötürlemek için yoksa ben birinci ikinci mantıdan üçüncü mantıya geçerken önceki yedi mantıların tadı damağımda kalıyor. Bu nasıl sıfır oluyor? Evet. Master Chef'te mesela kalıyor. Ya yani işte şöyle şey. oluyor tabii ki. Yani şimdi bak bir kere bazı ürünler, bazı lezzetler mümkünse hep sona bırakılmalı. Mesela acı bir kere bütün ayıbı örter. Tamam mı? Çok acılı bir şeyi atıyorum. Beş, ben mesela bizim restoranda da öyleyim, mükellefte de mezeleri tadarken yoğurtları ve acılıları sona bırakırım. Hı hı. Diğerlerini hı hı. tadarım. Çünkü yoğurt ağzını temizler. E, yoğurdun içinde bir tık da sarımsak varsa o zaten onu kendine alır. Acılı olan mezedeki acı da kendini acıya doğru çeker. Onun içindeki komponenti tam anlayamayabilirsin. O yüzden bunları sona bırakmak lazım. E, yemek yarışmalarındaki tadımlarda da abi oturup da bir tabağı komple yemiyorsun. Yemiyor. Kesiyorsun. Kenarından alıyorsun. Mesela ne var yemekte? Sos var, garnitür var, işte yaptığı ekstra bir çektirme, bir sosu daha var. Üstünde doku versin diye bir kıtırlık var filan falan. Mümkün olduğu kadar hepsini bir çatalda toplamaya çalışıyor. Veya hani yemeği yapanın yönlendirmesiyle diyor ki ya ben bunu böyle yemenizi tavsiye ederim diyor mesela. Işte önce bunu ye, o damağındayken çıtırı at filan neyse. Ondan evet. hepsinden bir tadımlık alıyor, yiyor, tadına bakıyor. Sonra bir lokma suyla ağzını temizliyor. Bu yani. Öyle, öyle oluyor. Ne ha. bileyim şey olarak çok zor geliyor da bana. Tamam, sen jüri olma. Abi olmaz. şöyle, şey, zaten, şöyle Allah düşün, şöyle düşün. 10 de, tane yarışmacıya, vardı. bak 10 tane yarışmacıya mantı ver, tamam mı? Reçeteyi de sen ver. 10 tane mantı farklı çıkar. Kalıbımı basarım. Hepsi farklı Daha çıkar. Daha da öteye götürüyorum. Üçümüz yan yana bir tezgah geçelim. Gramajına kadar aynı malzemeler önümüzde olsun. Bana baka baka. Ben de sizi bekleye bekleye aynı yemeği beraber yapalım. Üçünün tadı da farklı olur. E zaten Arda'nın mutfağı da tam bu. Yani senin programda tam da bundan bahsediyor Aynen öyle. oluyor ya. Hiç işten çıkardığın için sonrasında çok üzüldüğün bir çalışanın oldu mu? Yok aksine çok sevindiğim çalışanlarım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke daha önce çıkarsaydım. Ee, <laughs> yo şöyle yani işten bunu ikiye ayıralım. Bir benim çıkardıklarım var. Bir de gerçekten artık sen git ve kendi, ha, kendi yoluna, yoluna, yoluna yürü dediğim kardeşlerim var. Bazıları çok başarılı oldu. Çok iyi yerlerdeler. Kendi restoranları var. Çok mutlular hayatlarından. Bazıları da hiçbir şey olmadı. Zaten olmayacaktı onlardan da. O yüzden hani ben gerekeni yaptım. Hakkaniyetli bir şekilde çıkarttım. Ee, Bazılarını üzülerek çıkarttım. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bence... Yiyecek içecek sektörü hataya hiç yer olmayan bir sektör ve maalesef birazcık hafif dikta rejimiyle yönetilmesi gereken bir sektör. Dikta rejiminden kastım çalışanlarına zulmet değil. Sadece başarıyı ödüllendir, hatayı cezalandır. Hmm. Ha, bu kadar net. Ve hani başarıyı ödüllendirirken verdiğin cömertlik gibi e, hatayı da aynı hızda ve aynı netlikte cezaya kesmen lazım. İşte teknik direktörler gibi yani oyundan çıkarken el kol yapıyor kadro dışı bırakıyor. Onun gibi bir dünya çünkü örnek veriyorum sana ekstra gereksiz tolerans veya görmezden gelme kendi ayağına sıkmak demek yarın öbür gün çok daha majör bir e, zarar verebilir sana. Ben yaşadım yani bunu hani bir gün Twitter'a bakıyorum iki tane gazeteci zehir zemberek şeyler yazıyorlar. filan. Ne oluyor dedim ya ne oluyor yani. Aradım restoranı bir arkadaş işte uzun yıllardır benle çalışan abi dedi ki Bunlar sabote ediyorlar dedim mutfağı. Niye dedim? Çünkü işten ayrılacaklar bir hafta sonra. Ha. Sallamışlar tabii. Yani ya dolma yapmış içi boş ya. Böyle müşteriye dolma mı gider yani? Onu görmemek için kör olmak lazım. Tevallah de, de dedim. Kamikaze geldim. yapıyor tabii, aslında. Tabii yani şey bir de şey. işte. Ben geldim dükkana. Ben geldiğimde onlar gitmişti. Yazdım Twitter'dan. O iki arkadaşın o gün anında görevine sonra hiç konuşmaya gerek yok. Anında görevine so verdik. Bitti Ama gitti. Ama bu da hak etmiş. Hem yani böyle yani bu, bu tip şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ha. Benim de kusurlu olduğum zamanlar var mıdır hani ya bana haksızlık etti demiş olabilir olabilir yani dediğim gibi yani çok demokratik bir yer olmadığı olabilir. için başkasının mutfağında Dengenin da başka tarzı. şaştığı anlar olabilir abi yani. Olabilir olmaz şey. değil yani ben böyle hani e, süt leke var bende yok demiyorum bizde de hatalar olmuş olabilir ama genellikle ya oldu abi yani şimdi ne bileyim mutfağı yaktı arkadaş yani ne yapayım Yapma çok iyi yapmışsın yani. birader mi diyeyim ne yapayım mutfağı yani. Mutfağı da yakma, yakma yani. yani. Kazandığın ilk büyük parayla ne yaptın abi? İlk büyük para senin için büyük para. Borçlarımı ödedim. Mutfak kurmak kolay iş değil tabii. Şimdi Güzelinden. şöyle, şimdi bu bahsettiğim şu bina var ya hani şu binanın karşısındaki şu bina. O yani şu, evet. şu, şu, şu bina. bizim Karşı <laughs> Şu bina. Şimdi biz buradayız bu bina. Ben bu binanın içine girdiğim zaman sene 2003'tü. Askerden gelmiştim ve gerçekten cebimde çok az bir param vardı. Çünkü öncesinde askeri gitmeden önce de Antalya'da bir restoran açmıştım ve böyle dümdüz battım. Yani öyle bir battım ki bütün o yıla kadar kazandığım bütün parayı Antalya'da gömdüm. 28 yaşında askerden geldim. ROKA diye bir catering şirketi kurmaya karar verdik bir arkadaşımla. Çer çöp bir sermayemiz var. Şu karşıdaki binayı ha. tuttuk. 1200 lira kira, 1200 lira depozito. 2000 liraya da e, çıkma ekipmanlar aldım. Cebimdeki son para buydu. Bir sene kaç dedin? 2003. 2000. İşte o zaman 1 milyon, 200 bin. Ya bilmiyorum evet, yani. Hani para böyle para yani. 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 Şey. Yok yok az para. Çok az para, para değil. Çok az para yani. Böyle büyük para değil. Yani nasıl söyleyeyim sana? Hani bugünün işte 300-400 bin lirası gibi bir para. Ha, normal. Bir, bir mutfak ya. kurmak sermayesi bir şöyle söyleyeyim. Bir mutfak bir milyon dolar kuruluyor. Evet. 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 Ya gittim fırınımı çıkma aldım. Tezgahlarımı ikinci el aldım. Seramikleri şeyden şu aşağıya in buradan Cendere yolundan sağ tarafta bir tane Biliyor çıkmacı var. Oradan aldım. Aldım tabii yani. Heps, <laughs> hepsini böyle yaptım ve başladım. Krediye girdim. O dönemler kredi alınabiliyor. Türkiye'de bir ara kredi çekebiliyordum. Evet. Çok enteresan. Ve öyle başladım. Sonra para kazanmaya başladım. Her kazandığım parayla işte minibüs aldım. ikinci minibüs aldım. Bir krediye daha girdim. Onu <laughs> kapattım, onu yaptım. minibüs deyince bir an Sarıyer Beşiktaş'ı. Tabii. Bir, bir kısa Kesin dingil, bir uzun <gülüyor> dingil. <gülüyor> Ondan sonra şurada hemen karoserci var sağ evet. tarafta. Orada karoseri kaplattım içini komple yaptırdık Bir tanesini frigo yaptırdık falan böyle öyle. Para kazandıkça işe yatırdım. Para kazandıkça işe yatırdım. Her kazandığımı da işe yatırdım. Yani ya millet şey derdi böyle Aa, spor araba alacağım falan falan. Ulan ben rasyonel fırın alacağım bilmem ne. öyle mi falan kaç para işte işte 18 bin euro falan. Ne 18 bin euro fırın mı? Bir tane ızgara aldım 11.000 euro. Bak 11 bin euro canlı. 11 bin euro bugünün parasıyla işte 200 küsür bin, bin lira yapıyor. 264 aldığında yapıyor. başka bir şey yapacak tabii. Şu, Şu, an yeni aldığında başka bir şey yapıyor. Ama bak şöyle söyleyeyim. Mesela ben sana şey diyorum ya bugünün hani 400 bin lirası, 500 bin lirası diyorum ya. Yani bugün o ızgara 11 bin euro mesela. Yani bir ızgarayı mutfağa bitirdin yani. Ya imkansız şeyler bunlar. Ben bütün kazandıklarımla bunları yaptım. Hep borç ödedim. Ama mesela yani sevdiğim bir yakınımın bana bir şey vardı. böyle Bunca yıldır çalışıyorsun. Ev aldın mı dedi kendine. Yo dedim kirada oturuyorum falan. Ev al dedi ev falan. Benim de öyle bir yakınım ha. var. Hanımım. Ha. İşte, ama bir şey söyleyeceğim sana. Doğru bir mantık bu. Çünkü bir yerden sonra çünkü eğer kazandığın bütün parayı veya bütün sermayeni tekrar döndürüp bir şey sokarsan orada doğru bir şey yapmıyorsun. Birazcık poker oyunu gibi. Yani bir backup bir... projen de ol. Abi örnek veriyorum sana. 10 lirayla oynamaya başlayacaksın. Oynarken önce biraz kaybedeceksin, yatıracaksın, yatırım yapacaksın. Sonra eğer kazanmaya başlarsan 30 lira, 40 lira, 50 lira 30 liranın 20 lirasını kenara çıkaracaksın. Yine 10 lirayla oynamaya devam edeceksin. Bu biraz bunun gibi bir mantık. Aslında ben, finansal olarak doğru şeydi. Zaten evet, genelde böyle söylüyorlar. Ben hep şey yaptım. E, kazandığımı işe yatırdım. Kazandığımı all işe in, yatırdım. Oluyun sürekli. Oluyun, e, oluyun. Aynen öyle yani. Hiç geri vites yok. Bir iş varken restoran açtım. O dönem catering çok iyi gidiyordu. Restoran iyi gitmedi. Oradan onu fonladım. Sonra o iyi gitmiyordu. Oradan onu fonladım. Dedim ki ulan ne akıllıyım filan. Sonra ikisi de kötü gitmeye başladı. Dedim ki... Kim büyük, beni fonlayacak? Büyük hataymış. <laughs> büyük hataymış. Yani A işinden kazandığım para A, B işinden kazandığım para B'de kalmalı. Bunları öğrendikten sonra da hepsini ayrı ayrı şeylerde götürmeye başladım. Böyle yani ilk kazandığım parayla herhalde ev aldım falan diyeyim ev yani. Aldım. Hani öyle şey yaptık hani araba aldım, minibüs aldım, fırın aldım, ocak aldım ve böyle şeyler yaptım yani. işe gitmiş. Hızlı sorular. Hızlı sorularına programı yavaştan sonlandırıyoruz abi. Hiçbir mantığı olmayan sorular Tabii. bunlar. İçinden nasıl geçiyorsa. Çatal mı bıçak mı kaşık mı? Çatal. Çatal. İlk o geldi diye yani yoksa ben bıçakçıyım da. Öyle mi? Tabii. Senin için çatal. İnternetten alışveriş mi gidip yerinden alışveriş mi? Ee, hanım internetten full alışveriş yapıyor. Ben gidip yerinden alışveriş yapmayı severim. Biz onu yakalayamadık ya. Ben, ben de internette, internetten. Ben internetten mi alıyorsun? Ben internetten. Ben dokunmayı severim. Ben gideceğim abi esnaflı iki muhabbet edeceğim. Gaziantep'te Elmacı Pazarında oturdum bayağı. Bir de hesap makinesini aldım. Böyle abi iki kilo abi diyorum sana sana bu diyorum böyle. <laughs> böyle. Severim yani öyle gidip yerinden alışveriş yapmayı. Ben de şey yapıyorum abi. Ben internetten alışveriş yapıyorum ama tam deneyemediğim için mesela tişört alacağım. mediumlar large alırım. Tabii bu... Kapıda geri gönderiyorsun değil mi? Olmayanı i̇şte bu yolluyorum. Mesela... ya. İşte bizi, beni, beni, bizi mahvedenler bunlar. Aynen öyle. Ben Arda'nın mutfağı diye şey yaptım. Bir böyle bir seri yaptık. Önlü bu falan falan. O an bir günde 15 tane sipariş gülü seviniyorum falan. 6 tane iade. Niye ya? işte ben öbürünü daha çok beğendim. Bu, bu, bu tabi, çok tabi... yanlış. Hadi onlar tamam da millet buzdolabını falan öyle alıyorsunuz. Aynen öyle. Siz Hayır onu da öyle yapmıyorum. Yani ben de mesela dokunmayı severim ama ürüne değil, satan adama. <laughs> abi evet. Kim yani Çok önemli bir şey. Çok önemli. Çünkü şey. öyle ikna ederim onu. Çok önemli. Evet. Öpüşeceksin Türkiye'de. <laughs> 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 Sıralarken abi ucuzdan pahalıya mı, pahalıdan ucuza mı? Ha İnternetten şey. internetten bir şey alırken. Ee, otomobil işinde çok severim, çok da iyi anlarım. Genellikle pahalıdan ucuza değil, geçmişten bugüne doğru sıralıyorum. Ya mesela ha. yani 2022 modellere bakmıyorum da 1976 modelden bugüne. Klasikçi misin öyle? Seviyorum klasik severim. Güzel. Ben de seviyorum. Peki küvet mi duşakabin mi? Yani aslında küvet ama Küve hep duşakabin diye soruyor. Ay ucuz ama <laughs> küvet mi duşakabin mi? <laughs> küvet küvet çok severim ama yani hep duşakabin. Niye ya yani şöyle ki işte ev, evi yaptırırken bir tane mimar arkadaşımdan destek aldım. Dedim ki ya saygın bu evde abi küvet yok e, Ne ihtiyacım var dedi kötü. Olur mu lan dedim. Küvetsiz ev mi olur falan Lan dedi. Ne zaman gireceksin oğlum küvete? Abi duş yapacak. Olur mu dedim filan falan. Sonra hiç yaptırmadım. Şimdi oturdum evde küvet var hiç girmedim bak. Girmedim Daha yani. bir kere girmedim. iki senedir hep duş. Parmak arası terlik mi düz terlik mi? Mümkün değil parmak arası. Da. Beni kessen giyemem Crocs abi. Kroksu. Allah Crocs Crocs. Zaten hanım böyle utanıyor o da bazen. Benim ayağımı şey yapıyor. Parmak arası terlik hayatımda giymedim. Böyle şu an parmaklarımı büzüştürüyorum ayağımın içinde. Peki Anladım. abi pankreas mı apandis mı? Ya bak bu soruyu niye soruyorsun diye ben yüzlerce kez organ soruyor insanlara. Daha maddesli... güzel organlar sorsana yani mesela. Ee, sorayım. Ee, ne sorayım? Kalp mi karaciğer mi? Eee... <laughs> Böbrek mi? Böbrek yani. Güzel. Böbrek. güzel. Yani öyle, bir <laughs> yerden soru yani. Tamamdır. Fakirden iş tavsiyesi mi? Kiloludan diyet tavsiyesi mi? Fakirden iş tavsiyesi. Ya yani kiloludan diyet tavsiyesi o olmadığı belli de. Fakirden... <laughs> i̇ş belki ben, fakirgen, fakirden, iş tavsiyesi belki bulmuştur parayı düşürmüştür yolda fakir ol falan onu, bir, onu şey yapabilirim yani. Son sorum abi. Koç mu Sabancı mı? <laughs> ben Düşünüyorum çalıştığım markalar arasında ikisi de yok. <laughs> Yemin ediyorum ben de hazırlarken düşündüm. Ben. Soracağız ama Şimdi dedim. Ben Asrail'iyim. Ali Koç başkan olduğu sürece Koç ailesini desteklerim yani doğru. Yok şaka bir yana. <laughs> e, Valla bilmiyorum ki hangisi desem. İki aileyle de bir şey bağım yok. Rahmetli babam Koç grubunda çok uzun yıllar çalışmıştı. O zaman evet, Koç değil. Evet tamam. E, efendim Arda... Arda Türkmen'le birlikteydik. Sohbet daha gitse gider yani. Öyle bir haldeyiz var var ama abim, bir sürü yani sorun, bir sürü var, sorun da. var ama... Herkesin de sırada bekleyen programlar var. Ekibe bakıyorum, abi diğer programdan <laughs> bizi sıkıştırıyorlar diyorlar, bir şeyler diyorlar çok da umurumda olmadı. Ben bayağı konuştuk yani. Aktık diyorsun. Aktığı yer, yere kadar. Bir sonraki programdakiler düşünsünler. Tabii. Ya. Ve bitiyoruz abi. Yine böyle keyifli bir konukla devam edeceğiz. Arda tekrar tekrar ayağını sağlık. Eyvallah. Abi. Çok ben de oldum. ağzınıza sağlık. Keyifle geldim. Öyle işte çayımızı içtik. Sohbetimizi yaptık yapalım. gidiyoruz yani. Yine yapalım. Yapalım ne zaman isterseniz yani. Önümüz yaz geliriz biz. Aynen öyle. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi, abi, teşekkür ederim.